Bunda da yine biraz benzer diğer şeylerle benzer slaytlar var. Farklı file bunu görmüştük şöyle bir resmini. Ford ve Clyde kanallarıyla Union kanalını bağlayan bir dönen tekne kaldıracı. İsmi Orta İskoçya'da bulunan civardaki Falkirk kasabasından gelmekte. Chark 30 metrenin üzerindeki tekneleri iki kanal arasında havaya kaldırarak bir dizi kilitli kanalla bir gün sürecek işi çeyrek saat içinde tamamlayabiliyor. Burj Khalifa az önce de görmüştük. Dubai'de inşası 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni 828 metrelik yüksekliğe sahip 160 katı kullanılabilir durumda. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmış. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgar yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamış idi. Yine inşaatından bazı görüntüler. Dünyanın ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyona devam eden binası idi. Bu da açılış gününden görüntüler. Minervia düğünü de görmüştük Fransa'da. Tern Nehri'nin bulunduğu vadiden geçen ve Milao ile Güney Fransa'yı birbirine bağlayan bir köprü. İnşaat mühendisi Michel Virgolius ile mimar Norman Foerster tarafından tasarlanan köprü, dünyanın üzerinden taşıt geçen en yüksek köprüsüydü, evet. Milao Köprüsü en yüksek noktasında 343 metreye ulaşıyor. Eyfel Kulesi'ni 23 metre geçiyor. Yapımında on binlerce ton çimento ve çeliğin kullanıldığı köprü sadece taşıt trafiğine açık yayalar bunu kullanamıyor. Hoover Barajı, Colorado Nehri'nin Amerika'da Black Canyon bölgesinde inşa edilmiş, inşaatı 31 ile 36 yıllar arasında süren baraj. ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından 30 Eylül 1935 tarihinde hizmete sunulmuş. Barajın inşası binlerce işçinin çalışmasına ve yüzün üzerinde işçinin ise hayatına mal olmuş. Temel baraj tipinde inşa edilmiş olup Amerika'nın halen en büyük enerji üreten barajlarından biri, yapımı 5 yıl sürmüştü. İnsan yapımı bir ada olan Dubai Krek Adası'nda inşa edilen ve mimarisiyle kendini hayran bırakan bu yapının mimarları Zaha Hadid ve Patrick Schmeyer'dir. Çok farklı, zarif ve yumuşak bir dizayna sahip olan bu bina, çölde esen rüzgarların oluşturduğu kum tepeciklerine benzetiliyor. O amaçla da tasarlanmış. Bulunduğu ortama ne kadar uygun olduğunun bir kanıtı. Dubai Opera Evi'nde 2500 kişi kapasiteli bir opera, 800 kişi kapasiteli tiyatro, 5000 metrekarelik bir sanat galerisi ve sanat okulu olması planlanıyor. İçi de en az dışı kadar güzel tasarlanmış. Taipei 101, yapının çatıya kadar olan yüksekliği 460 metre. En uç kısmına kadar olan yükseklik ise şuraya kadar, yani 509 metre. Taipei 101 dünyanın en hızlı ikinci asansörüne sahip. Asansör çıkarken 16,8 metre bölü saniye. Saniyede 16, 17 metre yol alıyor. İnerken ise daha kritik olduğu için tabii saniyede 10 metre düşüyor. Yapı içerisindeki tek asansörün maliyeti 2 milyon dolar. Yapının içerisinde yüksek şiddetteki rüzgarlar sonucu eğilmelere karşı ve içeride bulunan insanların rahatsız olmalarını engellemek amaçlı, yapının ağırlık merkezinde bulunan uçlarında 6 tondan fazla ağırlık taşıyan 8 ayarlı kütle sürümleyici bulunmakta. Böylece rüzgar etkileriyle sarsıntıyı önlüyor. Kore Spiral, bunu da görmüştük Almanya'da. Darmstadt'taymış. Viyanalı sanatçı Frederick Anderwasser tarafından tasarlanan Forest Spiral'in yapımı 2000'de bitmiş.
Her biri birbirinden farklı 1000 adet penceresi vardı. Teras, kafe, park yeri, restoran, bar ve oyun alanı gibi farklı fonksiyonları da bulunuyor idi. Toplam 105 dairenin bulunduğu yapıda 1000 pencerenin hiçbiri birbirinin aynı değil. En yüksek noktasında 12 katlı olan bir yapı. Şurada demek ki. Renkleri, detaylara verdiği önemiyle değişik bir yapı. Torre Galata, bu da Salvador Dali'nin müzesiydi. Çatısındaki devasa yumurtalara ilk başta dikkat çekiyor. İspanya'nın Figueras şehrinde bulunan Salvador Dali Müzesi olarak işlev gören yapı, ünlü ressamın eşinin adını taşıyormuş. Ressamın mezarı da müzenin sergi salonunun altında işaretlenmemiş bir yerdeydi. Guggenheim Museum, Bilbao, İspanya. New York kentinde Solomon Guggenheim'in modern sanat yapıtlarından oluşan koleksiyonun sergilendiği müze. New York'taymış demek ki. O zaman bunu yanlış yaptım. Frank Lloyd Wright'ın tasarımı olan 59'da tamamlanan yapı geleneksel bir müze. Sarmal dış duvarın iç yüzüne asılmış resimler en yukarıdan başlayıp rampadan döne döne inilerek izleniyormuş. Spinnaker Kulesi, 170 metre yüksekliğindeki ziyaretçi çekimleri için uygun, değişik mimarisiyle dikkat çeken yapılardan birisi. Hausattack, Avustralya Viyana'da modern sanat müzesi, Erwin Wurm tarafından oluşturulan Hausattack isimli çalışmada müzenin çatısına iliştirilmiş bir yazlık ev var. İdeal Palans Fransa'da bulunan ve mimarı Ferdinand Schaerer olan bir yapı. 1836-1924 yılları arasında Fransa'da yaşayan, hayatının 33 yılını bu binayı yapmakla geçiren Posta Dağıtası'na aitti. Sıra dışı mimarinin örneği olarak kabul edilmekte. Binanın yapına İncil'deki Hint mitolojisi, İncil'de ve Hint mitolojisine kadar birçok stillerden yararlanılmış. Kansas City Kütüphanesi, bunu da biliyoruz. Amerika'nın Missouri eyaletindeydi. Şehir kütüphanesi kitaplardan oluşmuş gibi tasarlanmış bir cephe ile kaplanmış. La Pedrera, bu da Gaudi'nin bir eseri İspanya'da. Antonio Gaudi tarafından tasarlanıp inşa edilen bina La Pedrera Taş Ocağı lakabıyla da bilinmekte. Birbirinden bağımsız iki girişi olan aydınlık bir ortam sağlamak için birbirine açılan iç avluların olduğu iki blok apartman olarak inşa edilmiş. Çatıda birbirinden farklı formda 12 baca bulunmakta. Atlantis, az önce de görmüştük. Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki lüks otellerden birisi. Dubai, Güney Afrikalı turizm yatırımcısı Charles Kenzler'in Dubai'de yaptırdığı Atlantis Panjumara Oteli. Oteldeki odalar akvaryum manzaralı. Atlantis'in yapımında kullanılan malzemelerin hemen hepsi özel üretim. Diğer Dubai otellerindeki gibi Atlantis'te de altın malzemeler ağırlıkta. 22 kattan oluşan Atlantis Otel, 100 metreye ulaşan 4 kulesi ve bunları birleştiren devasa kemerleri var bu otelde. Atomium görmüştük. Belçika'da, Brüksel'de 58 yılında Expo 58 fuarı için yapılmış. Belçika'nın Brüksel şehrinde bulunan anıt bina, André Waterkain tarafından tasarlanmış, 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleşmesiyle oluşuyor. Küreler 12 boru ile birbirine bağlanmış ve yürüyen merdivenlerle fuar hollerine geçişi yapılmış. 3 küre ziyarete kapatılmış olup diğerlerine yürüyen merdivenlerle ulaşılabilmekte. Dikey yönde hareket eden asansörler ise oldukça hızlı hareket etmekte.
Saniyede 5 metre. Yani burası için hızlı, yoksa Göktürk için hızlı değil tabii. Biblioteca Alexandrina Mısır'daymış. Mısır'ın İskenderiye kentinde. Akdeniz'in kıyısında kültür merkezi. Kütüphanenin yanından görünüşü Mısır hiyeroglifleriyle böyle süslenmiş. Bir taraf, başka tarafı. Casa da Música, Portekiz'de 1300 koltuk kapasiteli bir auditorium, yani dinleme salonuymuş. Bina iki tabakalı dalgalı cam duvar tarafından çevrilmiş. Cam auditoriumun içine katıksız güzellikte gün ışığının gelmesini ve en uygun akustiği dalgalı yapısıyla sağlamakta. Büyük salonun duvarları altın plakalarla benzer kontrplak paneller ile kaplanmış. Cathedral of Brasilia, tasarım mimarı Oscar Niemeyer tarafından bu tasarım yapılmış. Meşhur bir mimar. Bu da içten görünüşü. İçten görünüşünü görmemiştik. Bu yapı katedral, kilise, camları vitray yapılmış 16 beton sütundan oluşmakta. Bunu da görmüştük. Kabuk ev, Conch Shell House, Isla Mujeres'te, Meksika'da. Mimar Octavio Ocampo tarafından yapılmış, özel ev olarak kullanılmakta. İçindekiler de böyle kabuklardan yapılmış. Kubik House görmüştük Hollanda'da. 84 yılında Piet Borm tarafından tasarlanmış. İçinden daha detaylı görünümler. Eden projesi İngiltere'de. Bunu da gördük ama çok detaylı görmemiştik. Dünyadaki en büyük seri alan olan Eden projesi, yeryüzünün her tarafında toplanmış yaklaşık 4000 bitki türünün sergilendiği yapay biyomlardan oluşuyor. Bu da içinden görünüm. Yaşam hakkında yeni bir düşünce biçimini sunmak için tasarlanan bu yapı, ekoloji, bilim, sanat ve mimariyi çok başarılı bir şekilde birleştiriyor. Dünyanın en büyük iskelet yapısı seçilen, birbirine geçmiş bu jeodezik kubbeler en hafif ve ekonomik şekilde yapılmış. Tabii büyük yük taşımıyor, bir açıklığı sadece kapatıyor. Habitat 67 bildiğimiz Lego yapıların ilkiydi. Montreal, Kanada'da her odası ayrı bir kübik birimden oluşan ve küçük bir tepenin yamaçlarına kurulmuş gecekondular gibi aşağıdan yukarıya doğru daralan son derece organik görünümlü olarak inşa edilmiş bir yapı. Önceden inşa edilen 354 beton kutu üst üste konularak 158 ünitelik bir yerleşim kompleksi oluşturmuş. Bu yapının mimarı Moş Safdi'ydi. İsrailliydi galiba. Lotus Temple, bunu da görmüştük. Derdi Hindistan'da Bahailerin bir tapınağı idi. Lotus Tapınağı Delhi güneyinde Kalkaj'da bulunan Hindistan Yarımadası'nın anne tapınağı olarak kabul edilir. İranlı mimar Faribos Şahba ve tamamlanmak için 6 yıl sürmüş. Etrafındaki havuzlardan dolayı lotus çiçeğine de benzetiliyor. Yapısı da zaten lotus çiçeğinde. Montreal Biyosfer, Kanada bir çevre müzesi. İçinden görünümler. Şu yapı bir balona hapsedilmiş gibi. 76 yılında yapısal yenileme sırasında bir yangında şeffaf dışları tamamen kopmuş. Museum of Contemporary Art, Çağdaş Sanat Müzesi, Brezilya.
Niterói şehrinin simgesi olan bu yapı, Brezilyalı ünlü mimar yine Oscar Niemeyer tarafından tasarlanmış. İnşaat mühendisi Bruno Contarini'nin yardımıyla proje 96 yılında tamamlanmış. National Theatre, Ulusal Tiyatro, Pekin, Çin. 6500 koltuk kapasiteli, 200 bin metrekarelik alana yayılan sanat merkezinin mimarı Fransa asıllı Paul Merkezin dış yüzeyi titanyumla kaplanmış camdan oluşuyor ve yapay bir gölle çevriliyor. Dışarıdan baktığımızda tiyatro suyun içinde yüzen bir yumurtayı andırıyor. Misafirler merkeze ulaşmak için gölün altından açılan bir koridoru geçiyorlar. Etrafındaki su havuzu. Nautilus House, Meksiko City, Meksika'da. Mimarı Javier Senosain tarafından tasarlanmış. Yapının giriş kısmında vitray kullanılmış. Bu da içinden. Olimpik Stadyum, Montreal, Kanada. Dünyanın en pahalı stadlarından biri olan ve şekliyle görenleri kendisine hayran bırakan Montreal Olimpiyat Stadyumu, Quebec, Kanada'da bulunmakta. Stadın sahip olduğu eğik kuyruk kısmı 175 metre yüksekliğinde ve bu özelliğiyle dünyanın en uzun eğik yapısı durumundaymış. Stonehouse, Guimarães Portekiz. Evleri inşa eden Portekizli mimarlar ilginç bir tatil imkanı sunmak için böyle bir proje geliştirmiş idi. Küçük pencereli, tahta kapılı, derme, çatma bu evlerin yapımında tamamen doğal malzeme kullanıldığı için evler aynı zamanda çevre dostu. The National Library, Beyaz Rusya'daki. Bunu da bildiğimiz yapılar. 2006'da bitmiş. Wonderbox, bunu da biliyoruz. Wodonga Gangster House, heybetli yapı, dünyanın en uzun ahşap evi olduğu söyleniyor. 13 kattan oluşan derme çatma bir görünümünde, bunu da biliyoruz. Fuji Televizyon binası, Bulldog Cafe, bunu görmemiştik.